Evet birinci soruda bize aşağıdaki fonksiyonel gruplardan hangisi karboksil grubudur diye sorulmuş. A seçeneği amino grubudur. B seçeneği karbonil grubudur. C seçeneği hidroksi grubudur. E seçeneği alkoksi grubudur. D seçeneği ise karboksil grubudur. Bu şekilde yazılabildiği gibi bu şekilde de ifade edilebilir. Cevabımız D seçeneğidir. Evet ikinci soruda bizde karboksilik asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Karboksilik asitler polar bileşiklerdir ve yapılarında Bulunan karboksil grubundan dolayı yani hidrojen oksijene doğrudan bağlı olduğundan dolayı hidrojen bağı oluştururlar. Bu nedenle de suda çözünürler. Yoğun fazla tanecikler arasında hidrojen bağı vardır. Biraz evvel söylediğimiz gibi. Doymuş yapıdaki açık zincirli monokarboksilik asitlerin genel formülü CNH2O2'dir. Bunu sağlamasını yapmak için en küçük üyeyi yazarak da bunun sağlamasını yapabiliriz bakın e, formik asidin formülünü yazdık bir karbon iki tane hidrojen ve iki tane de oksijen var. E, bu nedenle hidrojen sayısı karbon sayısının iki katı ve yapıda da iki tane oksijen olması gerekiyor asit olduğuna göre bazlarla nötrleşme tepkimesi verir e, D seçeneği de doğrudur kaynama sıcaklığı aynı karbon sayılı hidrokarbonlardan daha yüksektir bu nedenle E seçeneği yanlıştır çünkü karboksilik asitler polardır ve hidrojen bağı içerir e, hidrokarbonlar ise apolardır ve etkin kuvvet London kuvvetleridir London kuvvetleri de hidrojen bağından daha zayıftır bu nedenle e seçeneği yanlıştır. Evet üçüncü soruda bize verilen organik bileşiğin iupak adlandırması, iupak sistemine göre adlandırılması sorulmuş. Elimizdeki bir karboksilik asit olduğuna göre karboksil karbonundan başlıyoruz numaralandırmaya. 1, 2, 3, 4 ve 5 karbonlu bir yapı. En uzun karbon zinciri 5 karbonludur. 2. ve 3. karbonda metil vardır. Bu nedenle 2-3-dimetil olan yapıyı seçmemiz gerekiyor. 2-3-dimetil başka da hiçbir seçenekte yok. 2-3-dimetil pentanoik asit. 5 karbonlu bir yapı olduğu için pentanoik asit diye isimlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Evet dördüncü soruda bize 2-4 dik kloro 3 pentenoik asit bileşiğinin yarı açık formülü nedir diye sorulmuş. Pentenoik asit denildiğine göre yapımızın 5 karbonlu olması gerekir. Hemen 1-2-3-4-5 A'daki olabilir 1-2-3-4-5 B'deki olabilir 1-2-3-4-5 C'deki olabilir e, yine D'deki de 5 karbonludur. E'deki yapımız ise 6 karbonudur. Bu nedenle E seçeneğini eliyoruz. 3. karbonda ikili bağ olması gerekir. 1, 2 ve 3. karbonda A seçeneğinde ikili bağımız var. B seçeneğinde ikili bağ yok. Yine D seçeneğinde de ikili bağ yok. Ve C seçeneğinde de yine ikili bağımız var. 3. karbonda. Çünkü karboksil grubunun karbonundan başlıyoruz numaralandırmaya. Ve ikinci dördüncü karbonda klor olması gerekiyor. C seçeneğinde klor olmadığından dolayı cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Evet beşinci soruda bize yarı açık formülü verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır diye sorulmuş. asitler adlandırılırken her zaman karboksil karbonundan başlıyoruz. 1, 2, 3 diye bu nedenle adı 2 metil propanoik asittir Doğru. Yine karboksil karbonuna numara verecek olursak ve dallanan gruplarında isimlerini söyleyecek olursak alfabetik sıralamaya göre ikinci karbonda amino grubu var. 3. karbonda hidroksi grubu var ve yine 2. karbonla 3. karbon arasında bir ikili bağ var ki küçük karbonun numarasını söylüyoruz 2 ve 4 karbonlu bir yapı olduğu için butenoik asit doğrudur. Yine 4 karbonlu bir yapı 1 2 3 4 diye numaralandıracak olursak 2 ile 3. Karbon arasında ikili bağ olduğundan dolayı iki bütenoik asit diyoruz. D seçeneği benzoik asit değildir. Benzoik asit olabilmesi için burada bir benzen halkası olması gerekir. Burada ise benzen halkası yoktur. E, Siklohexan yapısı vardır o yüzden bu bileşiğin adı siklohexanoik asittir benzoik asit değil bu nedenle D seçeneği yanlıştır. E seçeneğinde ise e, iki tane karboksil grubumuz var 1 2 3 diye numaralandıracak olursak e, propandioik asittir 3 karbonlu bir yapı ve iki tane e, karboksil grubu olduğundan dolayı e, ve birinci ve üçüncü karbonlarda olmak zorunda e, ortada olamayacağına göre karboksil grubu numaralandırmaya gerek yoktur. Bu nedenle yanlış cevap D seçeneğidir. Evet 6. soruda bize aşağıda bazı asitlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A seçeneğinde formik asit karınca salgısında ve ısırgan otunda bulunur denilmiş. Doğrudur. Formik asit metanoik asit olarak da bilinen tek karbonlu bir karboksilik asittir ve molekül kütlesi en küçük olan karboksilik asittir. Karınca salgısında ve ısırgan otunda bulunur bunun dışında mürekkep, boya, ekmek mayası, soğutucu üretiminde, lokal anestezide ve tekstil sektöründe de kullanılmaktadır. B seçeneğine gelecek olursak asetik asit, etanoik asit olarak bilinir ve çaydanlıklarda biriken kirecin temizlenmesinde kullanılır. Asetik asit sirke de bulunan bir asittir. E, suda iyi çözünür. E, su çekme özelliği vardır. Aynı zamanda e Kireç çözücü özelliği vardır. Evlerde çaydanlıklarda biriken kirecin ve cam yüzeylerin temizlenmesinde kullanılır. Ve gıda söktüründe de katkı maddesi olarak kullanılır. C seçeneğinde folik asit denilmiş. Çoğunlukla bitkilerde hormon olarak kullanılır ve yeşil yapraklı sebzelerde bolca bulunmaktadır. Burada yeşil yapraklı sebzelerde bolca bulunmaktadır ifadesi doğrudur. Yeşil yapraklı sebzeler dışında balık, yumurta, muz, bazı tahıl ve baklagillerde de bulunmaktadır. Ancak folik asit hücrelerin yaşamını devam ettirmesinde etkin olan bir asittir. Bitkilerde hormon olarak kullanıldığı yanlıştır. Kan yapımında DNA ve RNA üretiminde kullanılmaktadır. Bu sebeplerle de hamilelerde ve çocuklarda kullanımı da önerilmektedir. Bu nedenle de C seçeneğimiz yanlıştır. Fıtalik aside gelecek olursak yapısında benzen halkası bulunan dik karboksilik asittir. Şampuanda, nemlendiricide, ojede, krem üretiminde kullanılmaktadır. Bu nedenle D seçeneği doğrudur. Ve sitrik asit yine Limon tuzu olarak bilinir ve metalürji alanında kullanılır e, denilmiş. Bu da doğrudur. E, sitrik asit kristal yapılı ve renksiz bir organik asittir. Bütün bitkilerin yapısında bulunup hücresel faaliyetlerin çoğunda da görev almaktadır. Metalürji dışında tarımda, gıda, ilaç ve içecek üretiminde de kullanılmaktadır. Bu nedenle E seçeneği de doğrudur. Yanlış cevap C seçeneğidir. Evet, yedinci soruda yağ asitleri için verilen ifadelerden hangisi doğrudur, hangileri doğrudur diye sorulmuş. Ee, öncelikle yağ asitlerini biz doymuş ve doymamış olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Doymamış yağ asitlerinde karbon zincirinde pi bağı bulunurken, doymuş yağ asitlerinde karbon zincirinde pi bağı bulunmamaktadır. Bu nedenle birinci öncü doğrudur. Bitkisel veya hayvansal ürünlerden elde edilir. Ee, bu da doğru bir ifadedir. Çünkü... Ee, balık yağı, soya yağı, fındık yağı, mısır özü yağı ve ayçiçek yağı gibi ürünlerin hepsinin yapısında yağ asidi vardır. Bunlardan bu bahsettiğimiz yağlardan işte balık yağı hayvansal iken fındık yağı bitkiseldir örnek verecek olursak. Yapısında çift sayıda karbon atomu bulundurur. Bu da doğru bir ifadedir. Çünkü biz yağ asitlerini tanımlarken çift karbon sayılı ve düz zincirli monokarboksilik asitlerdir diye tanımlıyoruz. Bu nedenle cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir. Evet 8. soruda bize oksalik asit için hangileri doğrudur diye sorulmuş. Oksalik asit etan dioik asidin özel adıdır. Yani 2 karbonlu ve 2 tane karboksil grubu olan bir asittir. E, i̇ki tane karboksil grubu olduğundan dolayı polikarboksilli asittir. Yapısında iki tane karbon, iki tane hidrojen ve dört tane de oksijen vardır. Bu nedenle karbon atomu sayısı oksijen, oksijen atomu sayısından daha azdır denilmeliydi. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Ve mol kütlesi için iki karbon yerine 24 2 tane hidrojen yerine 2 ve 4 tane oksijen yerine 16 çarpı 4'ten 64 yazacak olursak toplam kütleyi 90 gram olarak buluruz. Bu nedenle birinci öncül doğrudur. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet 9. soruda formik asit molekülü için ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Önce formik asidi bir yazalım. Bir karbonlu e karboksilli asittir. En küçük karboksilli asittir. Mol kütlesi 30 gramdır denilmiş. Hemen hidrojen yerine 1, karbon yerine 12, oksijen yerine 2 tane oksijen olduğu için 32. Ve yine hidrojen yerine 1 yazacak olursak 13 artı 33'ten mol kütlesini 46 gram olarak buluruz. Bu nedenle birinci öncül yanlıştır. Formaldehitin bir kademe yükseltgenmesi sonucu elde edilir. Formaldehit bir karbonlu aldehittir ve aldehitler yükseltgendikleri zaman bir kademe aynı karbon sayılı karboksillik aside dönüşürler. Bu nedenle formaldehit bir kademe yükseltgendiğinde bir karbonlu formik asit oluşacaktır. Bu nedenle ikinci öncül doğrudur. Tollens ayırıcı ile tepkime verir. Yine karboksilli asidin hem karboksil grubu hem de formil grubu vardır. Formil grubu aldehit özelliği gösterdiğinden dolayı Tollens ayırıcı ile tepkime vererek gümüş aynası oluşturacaktır. Bu nedenle 3. öncü doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. Evet 10. soruda bize yukarıda verilen organik bileşik için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Ee, şurada bir karboksil grubu görüyoruz. Burada bir çift bağ görüyoruz ve OH grubu görüyoruz. Yani bileşik hem alken özelliği, hem alkol özelliği, hem de karboksilik asit özelliği göstermekte. Ee, hem karboksil grubu hem de OH grubu içeren e, asitlere biz hidroksi asitler diyoruz. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. Yine burada bir ikili bağ içerdiğinden dolayı doymamış yapıdadır doğrudur. Bromlu suyun kırmızı rengini giderir. buradaki ikili bağdan dolayı alken özelliği gösterir demiştik. Bu nedenle de bromlu suyun kırmızı rengini giderecektir. Bu nedenle C seçeneği de doğrudur. Yükseltgenerek keton özelliği gösterebilir. Buradaki alkol sekonder alkoldür. Çünkü OH grubunun bağlı olduğu karbonda bir tane hidrojen var ve sekonder alkol yükseltgendiği zaman keton oluşturuyordu. Bu nedenle D seçeneği de doğrudur. Yağ asidi olabilir. Bu yanlıştır. Çünkü yağ asitleri çift karbon sayılı ve düz zincirli monokarboksilik asitlerdir. Burada karbon sayısına bakacak olursak, asidin 5 karbonlu olduğunu görüyoruz. Bu da tek karbon sayılı olduğundan dolayı E seçeneğimiz yanlıştır. Evet 11. soruda bize CH3COOH bileşiği için verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. E, verilen formül asetik asite ait. Diğer adıyla sirke asidine ait. Bu nedenle birinci öncül doğrudur. E, organik asitler zayıf asitlerdir. Bu nedenle iyonlaşma denklemleri bu şekilde çift ok ile gösterilir ve asit olduğu için e, suya hidrojen iyonu verir. Hidrojen iyonu ile hidronyum iyonu aynı şeydir. Bu nedenle ikinci öncülümüz de doğrudur ve asit olduğuna göre bazlarla nötralleşme tepkimesi verir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 2 3 E seçeneğidir.